Gün sonundan herkese merhaba. Ben Özlem Karakulukçu. Hafta ortası efendim. İşlem gününü değerlendireceğiz. Piyasalar açık. Birlikte kapatacağız 18.30'a kadar. Birbirinden değerli konuklarımız var. Hem birçok konuyla ilgili bilgi alacağız. Yatırım tarafındaki özellikle bu hafta portföylere neler ekleniyor, neler çıkarılıyor, fırsatlar hangi noktalarda? Birçok konuğumuz bu konuyu ele alacak. O yüzden öncelikle tanıyalım kimler bizimle. Evet, günün öne çıkan başlıklarıyla devam edelim. Bugün Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını karşıladık. İkinci çeyrek %21,7'lik bir büyüme gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %21,7 ile beklentilere paralel büyürken aynı dönemde çeyreklik büyüme %0,9 seviyesinde açıklandı. Üretim yöntemiyle gayri safi yurt içi hasıla tahmini ise 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52,4 artışla 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu. Ve geçelim Sayın Elvan'dan büyüme rakamları ile ilgili yapmış olduğu açıklamaya. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan, ikinci çeyrekte %21,7'lik büyüyen Türkiye ekonomisi hakkında Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahiptir derken, ikinci çeyrek büyümesinin %57'si yatırımlar ve net dış talepten geldiğini açıklamasında yaptı. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip mesajını da böylelikle paylaşmış oldu. Ve geçiyoruz ISO, Türkiye İmalat PMI rakamlarına. Ağustos'ta 54,1'e ulaşmış oldu. Ekonominin büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans olarak kabul edilen İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İmalat PMI rakamları Ağustos'ta 54,1'e yükselerek imalat sektörünün performansında güçlü iyileşmeye işaret etti ve Ocak ayında bu yana en yüksek düzeyinde rakam ulaşmış oldu. Ve İstanbul'un enflasyonu yıllık %18,89. İstanbul'da perakende fiyatlar Ağustos'ta yıllık %18,89'luk artışla 27 ayın zirvesine yükseldi. 2021 Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olansa İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre %1,88, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise %1,42 oranında artış gösterdi. Ve Sayın Kavcıoğlu, ekonomist ve yatırımcılarla buluştu. Merkez Bankası Başkanı Sayın Şahap Kavcıoğlu tarafından yapılan sunumda Türkiye'nin aşılama performansının iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilediği belirtildi. Mevcut durumda ihracattaki yukarı yönde seyir, turizmdeki toparlanma ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengeye devam eden iyileşmeyi destekliyor açıklaması da yapıldı. Evet, konuklarımızla gün sonunu yorumlamaya devam ediyoruz. İlk konuğumuz stratejist Aydın Eroğlu bizlerle. Aydın Bey, hoş geldiniz.
Merhaba Özlem Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Aydın Bey, hafta ortası önemli gelişmeler var. Yurt içinde bir takım rakamlar, PMI büyüme rakamları ve enflasyon, özellikle İstanbul enflasyon rakamı da biliyoruz ki biraz daha piyasadaki hareketliliği de gösteren önemli göstergelerden bir tanesi. Dilerseniz bu noktalardan başlayalım. Piyasalarda şu an için nasıl bir görüntü var, nasıl bir hakimiyetlik var? Yatırımlar özellikle TL lehine mi aleyhine mi işliyor? Şu anda görüntü bir süredir lehine işliyor Özlem Hanım. Borsalar içinde öyle, TL anlamında da öyle. Dolardaki, döviz kurlarındaki düşüşleri de zaten görüyoruz bir süredir. Yüksek büyüme beklentisine rağmen böyle olması TL'de pozitif seyrin bir süre daha böyle süreceği yönünde bir izlenim veriyor bana. Enflasyon belki yarın biraz yüksek gelebilir, o beklentiye sahibim ben de. Fakat kurdaki bu düşme devam ederse sonraki aydan itibaren ithalat fiyatlarında pozitif etkisini, yani düşüren bir etkisini görebiliriz. Biz Eylül ayının enflasyonundan itibaren de düşen bir seyre dönebiliriz diye düşünüyorum. Evet, o zaman şöyle hemen bir Borsa İstanbul performansı alarak devam edelim. Özellikle küresel taraftaki bir riskli piyasaların iştahı sizce şu aralar nasıl? Biraz sanki kesik hacim tarafında özellikle destekleyici olmamasına rağmen yine de rekor seviyelere ulaşan Amerika endeksleri de vardı önümüzde. Nasıl bir riskli piyasalar var? İştah özellikle gelişmiş ülke mi yoksa gelişmekte olan ülkeler nezdinde mi biraz daha iyi performans sergiliyor? Gelişmekte olan ülkelerde Türkiye'yi de görüyorsunuz mesela BIST'i. Daha pozitif ayrışıyoruz. Gelişmiş ülkelerde risk iştahının biraz düşmesinin sebeplerinin başında en önemli konu. Gelişmiş ülke borsalarında pandeminin en derin olduğu zamanda dahi borsalar tarihi rekorlar kırdı Özlem Hanım. Hatta birçok şirketi çalışmazken, işte ne bileyim çalışanlar evlerinden çıkamazken, şahıslar, vatandaşlar dışarıda herhangi bir tüketim arttırıcı talepte bulunamazken, bu talebe katkıda bulunamazken faizsiz bol likitlerin etkisiyle dış piyasada, ekonomide, sanayide, ticarette bir iş olmadığı için bu paralar borsalara akmıştı. Borsalar bu nedenle de tarih rekorları kırdılar. Şimdi bu finansal desteklerin etkisi ve aşılamanın pandemide işte normalleşmeyi biraz getirmesiyle birlikte birçok alanda talep patlaması ve büyümeler görülüyor. Ciddi bilanço kârları da geliyor. Şirketlerde şu an çok ciddi bilanço kârları fiyatların yükselişini destekliyor. Fakat yine de gelişmiş ülke borsalarındaki fiyatlar olması gerektiğinin üzerinde bana göre. O nedenle o tarafta bir risk iştahının sürmesi halinde yatırımcılar açısından değişik sıkıntılar söz konusu olabilir. Fakat bizim gibi ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde FED'le alakalı para politikasında bir takım geri adım atma riskinin yaratacak olduğu kurların artışı ekonomilerini sıkıştırabilir endişeleriyle birlikte ciddi borsa düşüşleri yaşanmıştı ve kurlarında da değerlenmeler olmuştu. Fakat son dönemde FED'in yaptığı açıklamalara bakarsak, işte son Jackson Hole'da da yine aynı şekilde ısrarla enflasyon geçici demeye devam ediyorlar. Varlık alımlarıyla alakalı belki azaltımı yakında başlatırız düşüncesi olsa da enflasyondaki artışın kalıcı olmayacağını ve işte olası faiz artışlarının çok ay sonra, çok daha sonralarda 2022'nin sonu belki 2023'te 23'e sarkabileceği izlenimi bizlerde pozitif etki yaratıyor. Ben bunun Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu pozitif etkinin sürmesini bekliyorum. İkili ilişkilerde de yurt dışından pozitif bir seyir görürsek ki Afganistan konusunda Amerika ile başlayan, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ile süren, Suudi Arabistan'la da devam eden, aynı zamanda Mısır'la da alakalı işte görüşmelerin bir şekilde başladığıyla alakalı mesajlar bizim piyasalarımızı pozitif etkiliyor. Yabancıların da bir süredir ben bu nedenle kısmi bir alışa geçtiklerini düşünüyorum. Enflasyonda da bir düşüş trendini başlattığımız anda desteklenen yüksek büyüme ile birlikte yabancıları biz biraz daha artan şekilde biz de görmeye başlayabiliriz. Şu anda da zaten bunun izlenimlerini 1468 endeksin üstünde yaşamaya devam ediyoruz Özlem Hanım. Şöyle Aydın Bey, biraz Borsa İstanbul performansında aslında destek ve direnç noktalarını öne çıkaran yorumlarınızı aldık, ancak
Hem itekleyen, biraz daha destekleyen sektörler özelindeki performanslar, bir diğer tarafta ise dikkat edilmesi gereken noktalar hususunda biraz daha derin bir yorum almak istiyorum size. Borsa İstanbul 1450'nin üzerine attıktan sonra 1500'ü çok zorlar nitelikte ama kısa vadedeki özellikle hedeflerine ulaşınca hızlı bir kar satışta gelmiyor değil. Yabancı yatırımcı ilgisi destekleyici önemli gelişmelerden bir tanesi diyoruz. Nasıl sizce, var mıdır? Yine sanayi endeksi özellikle gidilecek yol kat ediyor mu? Var mı orada biraz daha performansı olumlu yönde etkileyen gelişmeler? Bankacılık endeksi özellikle son dönemlerde de katılmıştı. Bir hareketlilik var ama yukarıya doğru hızlı bir ivme ile sanki biraz daha zaman içeriyormuş gibi de değil, değil mi? Tabii. Şimdi şu anda da Bollinger dirençlerine çok yakınız. 1482'de bir Bollinger direnci var. Fakat bir süredir sizinle de ortak yayınımızda, bağlantılarımızda 1468'deki dirence özellikle dikkat çekiyorum, evet, ben. Onun bir şekilde banka alımlarıyla birlikte, kırılmasıyla birlikte 1491 ve 1511 seviyesinde bulunan gap, yukarıdaki gap'in kapanması beklentimi dile getiriyordum. Bu düşünceye hala sahibim. Bunlarla da alakalı en esaslı başta gelen sektörlerin başında bankacılık sektörü var Özlem Hanım. Şimdi bankacılık sektörünün karlarına göre, açıkladıkları karlara göre şu andaki fiyatlarının dahi ben iskontolu olduğunu düşünüyorum ki 9 aylık ve 12 aylık bilançolarında da bu karların artmasını bekliyorum. Bu durum söz konusu olduğunda bankacılık sektörü yılın sonuna kadar Borsa İstanbul'u yukarı yönde taşıyacak sektörlerin başında gelecek. Diğer taraftan sanayi sektörüne baktığımızda da sanayi sektöründeki şirketlerin, yüksek teknoloji iletişim sektöründeki şirketlerin karlılıklarının da cirolarının da işte iyi olduğunu görüyoruz ki bunların da devamında sürmesini bekliyorum ben. Holdinglerde işte Sabancı Holding, Koç Holding, Türk Telekom, Turkcell, beyaz eşya sektörü, bunlar hızlı gelişme gösterecek sektörlerin başında olacak. Aynı zamanda Tüpraş, otomobil yan sanayi ile alakalı şirketler bugüne kadar pozitif geldiler. Bundan sonra da bu yapılarının sürmesi süreceği görüşündeyim. Yani belki kısmi bir kar realizasyonunu şu anda yaşıyoruz ama bunun bir nedeni data verici kurumlarda sabah yabancı takasının işte bir gün evvel %42.43 civarındayken 41.72 olarak gözükmesi, acaba yükselirken yabancılar sattı mı diye bir şüphe, evet, yarattı. Fakat gün içerisinde bu yabancı takası yeniden 42.42 seviyesine düzeltildi. Sanırım orada bir veri hatası gördük biz. Yabancılarla alakalı bir kar satışı kısmen olabilir, evet, dirençlerde olduğumuz için. Ama endeks 1458 seviyesinin altına inmediği takdirde ben bilakis alımların yeniden artmasını, bankalarla birlikte, işte holdinglerle birlikte, bahsini adını verdiğim diğer hisselerle birlikte yukarıya doğru hızlanmanın 1491 ve 1511 seviyesine doğru sürmesini bekliyorum Özlem Hanım. Evet, şöyle Aydın Bey, birkaç tane şöyle bir hisse de dinlemek istiyorum sizden. Özellikle belli başlı hisseler üzerinde gittiniz, yabancıların radarına almış olduğu sektör diyelim ya da nasıl dilerseniz. Şöyle biraz yatırımcıların nezdinde portföyünde ağırlık kazanan hisseler, hacim tarafında özellikle destekleyici hisseler hangileridir? En başta yabancılar için likit olan kağıtlardır ve bilançoları da iyi olanlardır. Bunların başında kim gelir derseniz, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, İşçe, bunların başında gelen en önemli bankalarımız bizim. Kamu bankaları da belki performans olarak düşük kaldılar ama kamu bankalarının son dönem görev zararı riskleri söz konusu olabilir diye kredilerinden dolayı biraz uzak duruyorlar oralardan. Onları tercih ederler mi sonrasında, o konuda çok sıcak değilim, belki etmeyebilirler. Ama holdingler düşük kaldı. Bunların içerisinde kısmen yükselmiş olsa da işte Sabancı Holding bulunduğu seviyeden teknik olarak ciddi bir hamle yapabilir. Aynı şekilde Turkcell'de, Tüpraş'ta 104.70'e doğru bir hamle gelebilir. 104.70'in üzerinde ciddi bir derecede çanak formasyonu söz konusu. 104.50 üzerinde çanak ve fincan kulp formasyonları var. Burada 110'a doğru, hatta 110'u yukarıya zorlayan alımların da geldiğini görebiliriz. Bunlar endeksi ciddi derecede etkileyecek büyük hisseler senetleri ve yabancıların da çok sevdiği şirketler. Biz maalesef birkaç senedir yabancı satışları nedeniyle bu hisselerde sert düşüşler yaşamıştık. Şimdi yabancıların kısmen geri dönmesi
hisse senetlerinde alıma geçmesiyle birlikte BIST'i yukarı doğru taşımaya devam edecektir ki bunlardan bir tanesi Coca-Cola, işte orada da 100'e doğru, 90 ve 100'e doğru hamlelerin sürdüğünü görebiliriz. Aynı zamanda bir müddet sonra bizim ana sanayi şirketlerinde işte Arçelik'te, Koç'ta falan açıklandığı gibi geri alımların da şirket patronları, yönetimleri tarafından açıklamalarının geldiğini görebiliriz. Ben açıkçası pozitifim. Yabancılar, bankalar, otomobil, yan sanayi, teknoloji hisseleri, iletişim, holdingler, beyaz eşya sektörü ve işte bir süredir ağır kalan Aselsan'da yeniden alıma girebilirler diye düşünüyorum. Bunların bir ayrı sektörde demir çelik olacaktır. Demir çelik sektöründe de karlar çok yüksek. Türkiye'deki büyüme de gayet iyi. Bu büyümenin bir süre daha sürmesini bekliyorum. Yıl sonunda tahminlerin üzerinde bir büyüme, yani %5-6 bekliyorlar. İşte en son %6 olarak herhalde Moody's Türkiye büyümesini güncelledi, beklentisini. Ama ben %8-9 aralığında, belki doğruyu bile zorlayacak, yıl sonu büyümesiyle karşılaşırız diye düşünüyorum. Öyle olursa bunun tabii birçok sanayi kolunu, demir çelik kolunu da yukarı doğru gitmesini bekliyorum. Son açıklanan gayri safi milli hasıla artışlarında hizmetlerin, sanayinin ciddi derecede büyüme göstermesi ve ihracata yönelik işte artışların söz konusu olması bu düşüncemi destekliyor. Makine ve teçhizat yatırımlarında %35 üzerinde büyüme var. Bunlar bizim ihracata yönelik yatırımlarımızın ve işte üretimlerimizin artmasını destekler ki en önemli konu zaten yıllardır sistemde bulunduğumuz alandı. Yani Türkiye'yi sadece inşaat sektöründe büyüyen bir ekonomiden kurtarmak gerekir diye itiraz ediyorduk her zaman ki inşaattaki yatırımlara bakınca orada %11-13'ler civarlarında kalmış sanırım, büyümede %3 civarlarında. Bu sanayi kollarında çok daha fazla olması Türkiye'nin pozitif bir yapısal dönüşüm yaptığı yönünde umut veriyor bana. Tek olumsuz kısım Özlem Hanım, tarım ve balıkçılık sektöründeki, bu arası tarım çok önemli ülke için, tüm ülkeler için önemli. Büyüme %2.3 seviyesinde kalmış maalesef. Bizim ne yapıp edip tarımdaki büyümeyi de çok ciddi oranlarda arttırmamız lazım diye düşünüyorum. Hisse nezdinde özellikle tarım imtiyalarındaki bu ciddi fiyat yükselişleri, fiyat artışları, hisseler özelinde sizce şu an fiyatlanmış görünüyor mu? Türkiye borsasında tarımla alakalı çok fazla da şirket yok. Evet. Yani gübreler var sadece, ama onlarda da işte 3 tanesi var. Bir tanesi çevreyi kirlettiği için farklı bir pazara alındı maalesef, bir müeyyide uygulandı. Tekfen'in gübre şirketiyle alakalı da sanırım birçok gübreleri de içine alacak şekilde bir soruşturma başlatıldığı yönünde Rekabet Kurulu'ndan bir açıklama geldi. Onun dışında çok fazla yok. Yani gıda alanında konserveciler var ama onlar da tabii birebir tarımla alakalı değil. Ama ben onlarda da kısmen pozitif etki gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi zaten az evvel yabancılarla birlikte BIST'in yukarı çıkmasına destek verecek ana hisse senetlerinde yükseliş söz konusu olursa bu bir müddet sonra diğer yan hisse senetlerine de sirayet edecek. Onlarda da yine aynı şekilde hızlı yükselişleri göreceğiz biz. Şu anda bizim içerideki yatırımcı sermayesi belki nispeten hisseleri daha çok taşımak için çaba sarf ediyor ama 2 yıldır borsadan çıkan yabancılar kısmen geri dönüşlerini arttırdıkları anda o zaman bizim kendi yatırımcımızın ana hisse senetlerinden tali hisse senetlerine kaydığını göreceğiz. Yarın için Amerika'daki tarım dışı istihdam rakamı çok önemli. Oradaki gelen rakam Fed'in politikalarında değişikliği öne alacak gibi olursa dünya borsaları gibi belki biz de bir kısmi kar realizasyonu yaşayabilir ama ben bunun kalıcı olmasını beklemiyorum. BIST için işler pozitif gelişiyor gibi görüyorum. Dolardaki düşüşü de geçen sefer bağlantımda birkaç kez söylemiştim, sizde de dile getirmiştim. Evet. 8.28 gibi seviye altta kırıldığı takdirde omuz baş omuz önen bir düşüş formasyonu dolarda tetiklenebilir. Burası önemli bir destek. Buradan yukarıya olumsuz bir giriş halinde tepki verebiliriz ama bu tepkiler sınırlı kalır. Bilakis 8.28-50 civarlarındaki ya da 8.27 civarlarındaki destek aşağı kırıldığı takdirde hızla 8.22, 8.13, 8.10, 8.01 hatta 7.84'e doğru dolarda bir düşüş yaşayabiliriz. Bu bizim sonrasındaki işte Türkiye'nin döviz cinsinden borçlarını çevirebilmesiyle alakalı endişeleri de
azaltacağı için yurt dışından da pozitif etki görür. Türkiye'deki büyüme, Merkez Bankası politikalarında son dönemde olması gerekeni yapan hamleler sürerse biz ciddi derecede yatırım yapılamaz notlara sahibiz. Ama ülkenin büyümesi bununla alakalı değil. Belki akabinde not artışıyla alakalı gündemlerle de karşılaşabiliriz. Ben pozitif beklentiye sahibim. Ara kısmi düzeltmeler, realizasyonlar hariç. Şöyle o zaman Aydın Bey, dedik ki döviz tarafında bir düşüş trendi olabilir. Borsa İstanbul yukarıya doğru performans sergili. O zaman yatırım portföylerinde biraz daha orta derece risk algısı olan yatırımcıların sanki Borsa İstanbul'daki hisseleri daha biraz daha ağırlaştırması mı gerekir gibi bir yorumda bulunmak hangi doğru olur. Çünkü evet. TL faiz oranında artık enflasyonla zaten başa baş mücadele etme durumunda. Hani orada TL tarafında Çok yatırımcıların tercih ettiği nokta olarak görünmemekte. Ama siz nasıl yorumluyorsunuz bu konuyu? Aynı fikirdeyim. Dövizi biraz arttırabilirler ama tahvillere de alım gelebilir. Evet. Şimdi biz zirvelere geldiğimizi düşünüyorum enflasyonda artık. Belki bir ay daha üstünü göreceğiz. Ama ondan sonra enflasyonda bir düşüş söz konusu olursa tahvil faizlerinde de ciddi yatırım imkanları çıkacak diye düşünüyorum. O da tercih edilebilecek alanlardan bir tanesi olabilir. Ama Amerika'daki bu büyümeler yıl sonu yaklaştıkça İşte varlık alımlarıyla alakalı belki azaltıma gitme yönünde kararlar uygulamaya geçecektir diye düşünüyorum. Yani Eylül ayında olmasa da Ekim ayında kısmi bir varlık alımı azaltımı söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden mesela altında çok fazla bir beklentiye sahip değilim ki zaten bunu hep dile getiriyorum. Orada belki 1830-35 dolarları tepki olarak görürüz ama her yükseliş orada satış fırsatı olarak kullanılacak diye düşünüyorum. Borsa İstanbul'u döviz cinsinden de baktığımız takdirde oldukça düşük olarak görüyorum ben. Yeter ki kendi içimizde yapılması gerekenleri yapmaya devam edelim. İhracatımızı arttırmaya son dönemde olduğu gibi arttırmaya devam edelim. İhracatın ithalatı karşılama oranını yükseltmeye devam edelim. Biz bunları yaptığımız müddetçe yatırımları da sanayiyi destekleyecek şekilde sürdürdüğümüz müddetçe bu kısır döngü içerisinden kurtulma yönünde bir gelişmeleri göstereceğiz. Ama tabii Türkiye'de yaşıyoruz nihayetinde. Her an bizdeki piyasalara bozabilecek birçok gelişmeyi bir anda yaşayabiliriz. İç siyasette seçim gündemleri, seçim barajları, piyasaları farklı şekilde etkileyebilir. Bunlar da önümüzdeki günlerde gündemimize gelebilir. Tabii biz adrenalin yüksek bir milletiz. Yıllardır her zaman sizin hepimizin yaşları itibariyle birçok krizi yaşadık. O nedenle de hep zaten dinamik durmaya devam ediyoruz. Yani tabiri caizse yoğurdu bile, sütten dilimiz yandığı için yoğurdu bile yerken üfleyerek yiyoruz o zaman. Evet. Her zaman temkini elden bırakmamamız lazım diye düşünüyorum. O yüzden daha ağır ama yavaş yavaş adımlarla yukarıya doğru giden bir Borsa İstanbul'da yok değil, değil mi Aydın Bey? Çok teşekkür evet, ederim. Ama bunun belli yerleri var. 1470, şimdi mesela 1468 üstünde biz altına inmediğimiz takdirde hızlanan şekilde 1491, 1511, 1553 diye seviyelere gelebiliriz. Evet. Yani bizim borsanın da zamanında hızlandığı zaman da ne kadar hızlandığını biliyoruz. Evet. Sadece yabancıların biraz daha destek vermesi gerekiyor. Aydın Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Aydın Bey'i uğurluyoruz. Aydın Eroğlu stratejist. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra yine gün sonu devam ediyor. Ve global piyasalarla karşınızdayız. Şimdi yurt dışı gelişmeleri bizlere aktaracak Philip Capital Yurt Dışı Piyasalar Satış Müdürü Burcu Kıratlı. Burcu Hanım hoş geldiniz. Sözü hızlıca size devrediyorum. Özlem Hanım hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum ve başlıyorum hemen. Bu sabah Asya seansında hisse endeksi geneli itibariyle artıda kapattı. Çin'de imalat PMI verisinin 49.2 ile daralma bölgesine gelmesine rağmen Hong Kong ve Çin endeksleri de geneli uyarak hafif artıda kapattı. Diğer yandan ECB yetkililerinden yapılan açıklamalarda varlık alımlarında yavaşlamaya yönelik sinyaller verildi. ECB Başkan Yardımcısı Euro bölgesi ekonomisinin Avrupa Merkez Bankası'nın beklediğinden daha hızlı büyüdüğünü belirten ve konseyin bir sonraki toplantısında bankanın büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyonu işaret eden yorumları Avrupa endekslerine de pozitif yansıdı. Bu gelişmeler Avrupa Merkez Bankası'nın FED'den rol çalıp çalmayacağı sorularını da akla getiriyor.
Bu tür bir gelişme euro pozitif fiyatlamaya da neden olacaktır. Bu nedenle 9 Eylül'deki toplantı artık daha önemli ve hatta toplantıya kadar Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden yapılacak açıklamalar bile önem kazanıyor. Euro-dolar paritesi dün 1.18 bölgesindeki 50 günlük hareketli ortalamayı test etti ve şu an bu bölgenin üzerinde seyrediyor. Ancak Şahin açıklamalarıyla dünkü yayında belirttiğimiz üzere 1.19 bölgesini test etmeye de başlayabilir. Nitekim bu beklentiyi destekleyecek şekilde raporlara göre de hedge fonlar 2 haftadır euro pozisyonlarını artırıyorlar. Bu açıklamalar aynı zamanda tahvil piyasasına da etki ederek Alman 10 yıllık tahvillerinde yükselmesine neden oldu. Aynı şekilde hareketlilik İngiliz ve Amerikan 10 yıllık tahvillerine de yansıdı. Petrol cephesinde ise dün akşam açıklanan OPEC stokları beklentinin altına gelince petrole alım geldi. Bugün OPEC toplantısına muhtemelen günde 400 bin varil üretim artışı için bir karar çıkacaktır. Bu şekilde bir karar petrol üzerinde baskı oluşmasına neden olabilir. Petroldeki baskının daha belirgin işareti bizce petrol hisselerinde geçen haftadan bu yana görülen isteksizlik. S&P 500 endeksi rekorlar kırarken enerji endeksinin zayıflık göstermesi tarihsel olarak petrolde de zayıflık olabileceğini işaret ediyor. Bu anlamda OPEC toplantısı sonrasında petrolde kısa pozisyonlar denenebileceğini düşünüyoruz. Ancak önce kararı görmek yerinde olacaktır. Burada da Asya talebinin tüketimi artıracağı ve pandemik sınırlama önlemlerinin gevşetilmeye başlaması bir katalizör olacak. Bugün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi önemliydi. 613 bin beklenen veri oldukça düşük, 374 bin olarak geldi. Daha sonra gelen ISM imalat okuması ise 59.9 gelerek beklentileri yendi. Buradan şu sonucu çıkarmak mümkün. İmalat sektöründe ve inşaat harcamalarında evet bir güçlenme var. Ancak işsizliğin tam toparlanması için ki bu Fed'in aslında en önem verdiği konu, daha zamana ihtiyaç olacaktır. Bu da Fed'in en son Jackson Hole'daki tonlamasını değiştirecek ve güçlü veri tahvil alımlarının azaltılmasını tetikleyecek türden bir veri değil. Dolayısıyla şu an için hisse endekslerinin çok da endişeleneceği bir durum yok aslında. Özellikle Nasdaq'ta da bugün olumlu bir havadan da söz edebiliriz. Buradan da hisse önerilerimize geçiyorum hemen. İlk hissemiz TGX, Argisal tavsiyesi veriyor. Hedef fiyat 86 dolar. Bu çok uluslu ucuz giyim ve ev ürünleri perakendecisi. Şirket dünyanın birçok ülkesinde ülkelerdeki zincir mağazalarıyla faaliyet gösteriyor. Covid-19 ile ilgili endişeler devam ederken Argis perakende sektörünün güçlenme sürecinde ve şirketin uzun vadeli beklentilerinin ve yönetiminin mal tedariği sürecini ve satıcı ilişkilerini iyileştirme yeteneği konusunda iyimser. Şirketin avantajı satıcılardan temin ettiği tanınmış markalardan benzersiz ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunması. İkinci hissemiz Equity Brands. Credit Suisse ile endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor. Hedef fiyat 212 dolar. Bu da Kuzey Amerika'da ve uluslararası alanda ticari ve kurumsal olarak aydınlatma ve bina yönetim çözümleri sunuyor. Credit Suisse Equity'nin Kuzey Amerika başta olmak üzere inşaat pazarlarının döngüsel olarak toparlanmasını, istikrarlı enerji veriminden yararlanmasını, faaliyet marjını genişletme yeteneğini ve özellikle ucuz cazip hisse fiyatını beğeniyor. Ayrıca idari giderler satışların %12'sini olarak tahmin ediliyor ve şirketin yaklaşık %42'lik bir brüt kar marjı hedeflemesini beğeniyor. Benim bugün için aktaracaklarım bu kadardı Özlem Hanım. Size iyi yayınlar diliyorum tekrar. Evet, global piyasalarda Philip Capital'i dinledik efendim, Burcu Kıratlı bizlere aktardı. Şimdi ise stüdyo konuğum var. Her hafta bir güne sözünü aldık. Efe Bulduk bizlerle. MTA ve kripto para uzmanıyla birlikteyiz. Efe hoş geldin. Merhabalar Özlem, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın geçen haftadan bugüne? Ben Twitter'dan da takip ediyorum seni. Bayağı bir haşır neşirsin diyeyim. Evet, kripto tarafında biraz gelişmeler var. İşler güzel gidiyor. Az kalsın yayını kaçırıyordum. Öyle bir sıkıntı var. Trafik sağ olsun. Bugün anormal bir trafik vardı ama teşekkür ediyoruz öncelikle geldiğin için o zaman. Şöyle şimdi haberlerimizi verelim. Kripto üzerinde, NFT'ler üzerinde yoğunlaşacağız. Geçtiğimiz hafta Efe'nin yapmış olduğu yorumların üzerinden tekrar geçeceğiz. Hangi yorumlarda, hangi tahminlerde, şu anki mevcut durumlar neler ve önümüzdeki süreçte beklentileri biraz da portföylerden bahsedeceğiz Efe Bulduk'la birlikte. O yüzden sözü hızlıca biraz devredeyim. Kripto dünyasında şu anda neler fiyatlanıyor? Olumlu olumsuz hava, biraz sanki olumlu böyle bir gelişme, evet, hacim tarafında destekleyici gelişmeler var gibi.
Geçen sefer çok pozitif konuşmuştuk. O yüzden biraz da endişe etmiştiniz size ama risklerden de bahsettik falan. Evet. Şu an genel olarak dünyada bir pozitif hava var. Doğru. Yani işte S&P zirvesini kırmaya çalışıyor. Dow Jones'ta işler güzel gidiyor. Bakıyorsunuz teknoloji hisseleri son derece iyi durumda. Dolayısıyla genel görünüm çok pozitif. Eğer bir fake yemezsek piyasalardan ve hani burada Black Swan dediğimiz bir olay olmazsa, tersi bir rend dönmezsek pozitif görünüyor açıkçası. Tabii kripto paralarda biliyorsunuz çok büyük düzeltme yaşanmıştı. Evet. Burada artık kayıpları silecekmiş gibi görünüyor. Çok güzel formasyonlar var. Size bir sürü grafikler getirdim. Bitcoin özelinde, Ethereum'da ve Solana'da. Geçen programda Solana'dan çok bahsetmiştik. Biz Solana'yı konuşurken 81 dolardı sanırım Solana. Doğru. 70-80 dolar. 78 dolar civarıydı. Ondan sonra işte 121 dolarlara kadar çıktı. Ben bir önceki yayında, kendi YouTube yayınlarımdan birinde almalarını insanlara, hani ben alıyorum, siz de isterseniz alın gibi bir ibare kullanmışım. O zaman 40 dolardı. O yüzden takip edenler mutlu olsa gerek. İyi gidiyor piyasa, evet, güzel görünüyor. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil. Bu sadece Efe Bulduk kendi kripto dünyasındaki yapmış olduğu yorumlar ve beklentileri. Biraz kripto dünyasında dediğimiz gibi geçtiğimiz haftalarda olumsuz haberler olabilir mi diye siyah kuğu dediğin olayın üzerine biraz daha vurgu yapıyoruz. Her zaman riskli piyasalarda bu vardır. Yarın özellikle jeopolitik riskler biraz daha ön plana çıktığında durumun, rengin değişeceğini tüm yatırımcılar zaten biliyoruz. Riskli piyasa diyoruz Borsa İstanbul için mesela, bu biraz daha hatta mümkün olduğunca ciddi bir risk taşıyan kripto dünyasından bahsediyoruz. Çünkü neden? Regülasyonlar tam olarak gelmedi. Geçtiğimiz haftalarda, bu hafta hatta regülasyonlarla ilgili yurt dışında belli başlı bankaların yatırımcıları biraz vurgu yaptı. Ama var mıdır gelişim, değişim ya da beklenti diyelim Amerika ya da Çin özelinde? Şimdi Çin zaten tarafını belli etmişti. Bunu da konuşmuştuk. Çin'in genel olarak kripto paralara bakışı, işte kripto paraların İngiliz yabancıların disruptive dediği, yani sistemleri değiştiren özelliği yüzünden biraz negatifti. Niye? Çünkü baskıcı bir ülke, baskıcı politikaları var ve bunun gelişip ülke içerisindeki yuanla alakalı politikaların uygulanmasını zorlaştırmasına endişe ettiler ve işte çevreci faktörler de vardı ve sonuç olarak Çin kendini tamamen kripto paraların karşısında pozisyonladı. Ama Amerika tarafına baktığımızda, Amerika tarafında çok daha pozitif gelişmeler gördük. İşte altyapı paketinin onaylanmasıyla birlikte kripto camiasının geri dönüşleri son derece pozitif algılandı vesaire. Tabii bu Amerika'da artık siyasi otorite ve yasa koyucular tarafını belli ettikten sonra, çünkü Senato'dan bahsediyoruz. Evet. Daha sonra arkasından alt dalları da takip ediyor ve bankalar da birazcık daha rahatlattılar tabii ki kendi politikalarını. ETF'lerin onaylanmasını bekliyoruz. Exchange Traded Fund dediğimiz. Bunlar hep pozitif etkileyecek diye düşünüyoruz önümüzdeki haberler. Baktığınızda geçen programda da konuşmuştuk. BlackRock çok ciddi yatırım yapıyor. Evet. Madencilikle alakalı. Onun haricinde işte bakıyorsunuz dünyanın en büyük bankaları tamamen kendilerini karşısında pozisyonlamışken artık kripto parayla alakalı müşterilerine paneller hazırlıyorlar, yasalarla alakalı işte fikir alışverişlerine katılıyorlar vesaire. Bunlar pozitif. Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da, İngiltere'de çok ciddi, Almanya'da çok ciddi pozitif etki var piyasada. Bunu işte oradaki yasa yapıcıların kendilerini yine bir nevi tam olarak, tam olmasa da kripto friendly, yani kripto dostu nitelemesinden kaynaklı güzel şeyler yaşanıyor Avrupa özelinde de. Bundan sonraki yayınlarda özellikle ben birazcık daha sizin için düzenlemeleri incelerim ve onların üzerinden gittiğimiz bir kısımda yaparız. Güzel bir haber oldu bizler için. O zaman Efe, hemen başlayalım. Şu göndermiş olduğun grafikleri de almaya başlayalım ekrana. İlk grafiğimiz tahmin ediyorum Bitcoin olması gerekiyor. Bitcoin özelinde anlık fiyatlamalarla birlikte şu 50 bin dolar üzerindeki kalıcılık sağlanamadı gibi görünüyor. Ama aynen, hacim tarafı nasıl? Şimdi bundan bir önce bir tane daha grafik olması lazım ama bunu da şey yapabiliriz. Buradan tamam, da devam edebiliriz. Hemen arkadaşımız aylık bir grafik var. Aylık grafiğimizi alırsak. Mavili olabilir Feridun biraz. Feridun arkadaşımızdan rica edelim. Aylık grafiklerde. Evet. Daha da geride. Böyle bir kanal içerisinde mavi kanal bir içindeki grafik. Bir diğer grafik. Çok da önemli anladım. Değil ama yani ben buradan da devam edebilirim eğer bulunmuyorsam. Tamam, biz devam edelim. Kanal içindeki diğer grafiği alırsak Feridun ekranda da. Şimdi bir MTI'yi incelerken öncelikle işte geçen sefer bahsetmiştik farklı
tradingle alakalı, trade etmeyle alakalı, alsatla alakalı disiplinler, farklı disiplinler vardır diye. Burada ama genel olarak bütün disiplinler bir tane ortak paydada buluşurlar. O da genel zaman diliminden öznel, yani kısa zaman dilimine inmek gibi bir tutum sergiliyoruz. O yüzden istedim aylık grafiği. Aylık grafiği bulamıyorsak arkadaşlar, evet, sorun yok. Böyle devam edebiliriz. Şimdi aylık grafikte baktığımızda 2013 yılından beri yukarıya doğru giden bir kanal var Bitcoin'de. Bu kanalın zaman zaman işte korona düşüşüyle vesaire dibine değsek de yukarıya doğru devam ediyoruz. Şu an kanalın orta bandındayız. Yani bu kanallar çizildiği zaman en üst noktası ve en alt noktasının orta noktası alınır ve orası ekvilibrium, yani denge noktası olarak belirlenir. Denge noktasından devam ediyor yukarı doğru, destek almış gibi görünüyor. Dolayısıyla birçok, her yerde görüyordur izleyicilerimiz, 100 bin üzeri çok konuşuluyor Bitcoin'de. Evet. Bu 100 bin üzerindeki konuşmalar ve modellemelerin bir kısmı da buradan, bu kanaldan kaynaklanıyor. Şimdi bu ekrana yansıyan grafiğe baktığımızda burada birazcık daha ben hem işte basit trendlerle alakalı beni takip edenlere bilgi vermeye çalışıyorum. Hem harmonik formasyonlarla hem de aynı zamanda price action dediğimiz direkt fiyat aksiyonlarıyla. Burada bir price action'la alakalı, price action'ı temel alarak bir şeyler paylaşmıştım. Fark ederseniz hep yüksek yükselen tepeler yaptı son birkaç haftadır Bitcoin. Ve dipler de düşüyor. Yani buna higher high dediğimiz ve higher low dediğimiz. O yüzden orada kırmızı noktayı ben birazcık sosyal medyanın da verdiği rahatlıkla piston aşağı noktası olarak yazmışım. O noktanın altında bir kapanış yapmadığımız sürece Bitcoin'de açıkçası negatif bir görünüm var demek birazcık şey olacaktır. Doğru, yani doğru olmayacaktır. Çok kötümser bakış olacaktır. O yükselen tepeler devam ediyor. Şu an ufak bir akümülasyon sürecindeyiz. Bu akümülasyon sürecinden çıktıktan sonra küresel piyasalarda da pozitif görünüm devam ederse yukarıya doğru o kırmızı kıramadığımız noktayı kırmak için bir hamle daha yapacaktır Bitcoin ve yüksek ihtimal kıracaktır. Mavi nokta aşağıda işaretlediğim güçlü bir destek noktası. Diğer grafiklere geçebiliriz bu arada. Evet, hemen 8 saatlik sanıyorum bundan sonraki var. 8 saatlik şöyle grafiği ele aldım. Evet, burada 8 saatlik grafikte de talep noktalarını işaretledim izleyenlerimiz için. Bu indikatör benim kendi geliştirdiğim indikatörlerden biri çalışma arkadaşlarımla. O yüzden çok ifade etmeyebilir ama burada yeşil alanlara odaklanmak lazım. Yeşil alanlara odaklandığınız zaman yeşil alanların güçlü talep noktaları olduğunu göreceksiniz. İlk talep noktası şu an içinde bulunduğumuz talep noktası. Dolayısıyla burası orta ve orta kısa vade yatırımcısı için aslında çok kötü bir alım bölgesi değil. Talep noktalarını da nasıl çiziyoruz diye baktığımızda onu da birazcık paylaşalım ki izleyenler bilgilensin. Yükselişten önceki son düşüş mumunu baktığımız zaman aralığında ben böyle bir talep noktası belirledim. Bu talep noktaları son derece güzel çalışıyor. Aşağı yönünü çevirirse Bitcoin başını 47 bin seviyeleri bizim için en son artık kaleler gibi görünüyor. Ama dediğim gibi bir öncekinde 47 diyorum, çok affedersiniz. Ben de göremedim attığım grafiği, hemen şuradan ben bakayım. Buradan gördüğüm 46 bin dolarlı seviyeler var. 46 bin 800 seviyesi, 46 binler son kaleler gibi. Onun oraların kaybedilmemesi önemli. Bir sonraki grafiğe geçebiliriz. Evet, şimdi hemen 4 saatlik grafiğimizi alalım. Bitcoin üzerinde aslında konuşulacak çok şey oluyor. Şöyle ki bir dönemde işte 45 bin dolarların altını kırdı. 20-25 bin dolarlı seviyeler çok ciddi bir beklenti içindeydi. Mesela oraya hiç gelmedi. Oraya gelmemesinin en büyük nedeni nedir senin gözlemlediğin? Çünkü piyasada alıcı var. Şimdi bu fiyat nasıl çok var. Hani çok basit. Hep söylüyoruz ama eğer ki alıcılar satıcılardan gelen baskıyı karşılayabiliyorlarsa bu çok yani çok normal olarak fiyatın daha fazla düşmemesine neden oluyor. Şimdi baktığımızda Bitcoin çok alıcılı seyrediyor. Geçmişte olmayan, geçmişte göremediğimiz piyasada aktörler girip alım yapmaya başladılar. Evet. Bunlar da iskontolu kabul edip oradan alıp devam ediyorlar fiyatı. Dolayısıyla fiyat belli bir noktanın altına inmiyor. Birçok uzman 20 binler eskinin 3 binleridir diyor. Biz 3 binlere nasıl vurmuştuk o zamanın? Çok büyük bir kriz olmuştu. Korona geldi. Korona bütün piyasayı etkilemişti. 5 ile devam edebiliriz buradan. Evet. 5. grafiğimizi şimdi ekrana alıp buradan Bitcoin yorumu yapmaya devam edelim. Burada da size söyledim ya, farklı disiplinler kullanıyoruz diye. Burada da bu arada bu Bitcoin'in grafiklerinin sonunda izleyiciler
ayrılmasınlar, çok televizyon şey retörü olacak ama gerçekten ilginç bir şey paylaşacağım onlarla. Çok ilginç bir şey. Şimdi buraya baktığımızda burada bir tane alçalan üçgen formasyonumuz var. Bu formasyonun içini dolduruyor Bitcoin. Birazcık daha farklı zaman aralığında çizdiğim için burada tam şeyi doldurmuyor aslında. Hmm. Yani ders kitaplarındakine çok uygun değil ama onun altında da bir tane kama formasyonu var. Kama şu an çok verimli çalışıyor, görünüyor. Normalde burada düşüş beklemek gerekir ama bir sonraki sunuma geçebilirsek, bir sonraki grafiğe. Bir sonraki sunumda geçtik. Bakın bu bir fraktal. Ben bu fraktali kendim bulmadım. Önce dürüst olayım, onu söyleyeyim. Benim arkadaşlarımdan biri, şimdi böyle çok fazla borsalarla vesaire piyasayla içli dışlı olmaya başladıkça sosyal medya aracılığıyla şey yapmaya başladılar işte borsalar, yabancı fenomenlerle ve influencerlarla bir araya getirmeye başladılar. Sohbet ettiğim ünlü fenomenlerden birinin ilgisini çekmiş. Bir fraktal var, benzer alçalan üçgen formasyonu ve kama Kasım ayında oluşmuş. Hmm. Ve bu Kasım ayında oluştuktan sonra o gördüğünüz mavi çizgiyi ben Kasım ayındaki fiyat formasyonundan kopyaladım birebir ve üzerine yapıştırdım. Birebir aynısı oluyor. Bakın nereden baksanız işte Ağustos'un sonundan itibaren fiyat formasyonu birebir üstüne oturuyor. Yani bunu ayrıca tabii göstermek lazım. Burada keşke benim gördüğüm 120 bin dolarda seviyeye doğru bir gidişat. Yani 100 bin dolarlar çok konuşuluyordu. Herhalde bu formasyona çok yakın beklentiler değil mi? Evet, yani bu daha önce olmuş bir şey. Şu an o gördüğünüz mavi çizgi Kasım tabii. ayından, Kasım ayından Ocak ayına kadar olan şeyi kopyaladım. Ve aynı o birebir... 50-60 bin dolarlık evet, seviyeleri evet, o kıramadığı mi? Noktayı şu an kırarsa bu olacak ve kıracak gibi görünüyor. Bakın birebir oturuyor. Yani işte bu Ağustos'tan sonra üzerine yapıştırdım grafiği, birebir oturuyor. Çok ilginç bir şey. Daha önce de simetrik alçalan üçgen olmuştu Kasım-Aralık aylarında. Kırılacak aşağı yönlü gidecek diye herkes beklerken çünkü 20 binler vardı evet, ve kıramadığımız. Evet, o seviyeler. Onun üzerine bunu kırdı ve yukarı doğru yürüdü. Ben bunu çok bir yerde görmedim açıkçası. Bu şeyler de çok ünlü fenomenler mi bilmiyorum açıkçası ama bunu eğer izleyiciler takip ederse bu birazcık heyecanlı bir grafik. Evet. Demek ki 100 bin hayalleri birçok kişinin gerçek olmaya yakın. Mı? Peki siyah kuğu olmazsa regülasyonları evet, ne getireceğini de kesinlikle bilmiyoruz. O yüzden yatırımcılar her defasında bunu söylemek zorundayım, mutlaka, tekrarlamak mutlaka durumundayım efendim. Yatırımcının kendi risk algısına artık bırakıyoruz durumu. Fakat bunlar beklenti. Şimdi 100 bin dolarda seviyeler konuşuluyor. Peki bundan sonra gidilecek yer ve hızlı satış ihtimalleri nasıl görülüyor Bitcoin'de? Şimdi 100 bin dolar gerçekten Bitcoin'in ederi midir? Evet. Ya şöyle bir durum var. Öncelikle bir malın ederini satıcısı belirler evet, ama onun da haricinde maliyeti belirler. Dolayısıyla Bitcoin'e baktığımızda daha önce bugüne kadar belli bir maliyeti vardı. Bu maliyet neydi? İşte madencilerin makine alması, makinelerin üzerine elektrik tüketmesi ve elektrik tükettikten sonra Bitcoin'i üretmeleri. Bu maliyetler değişti. Niye değişti? Çünkü Amerika'ya kaydı birçok madenci. Çin onları yolladı. Çin'de ucuzdu elektrik. Kömür santralleri birçok bölgede onun için çalışıyordu. Dolayısıyla maliyet bazlı bir yükseliş var. Başka nedir bir ürünün fiyatını belirleyen şey? Ürünü olan taleptir. Yani 3 tane burada işte su bardağımız olsa, biz burada 300 kişi olsak evet, ve herkes susadığında bir su bardağının maliyeti, fiyatı artacaktır, maliyeti aynı kalsa bile. Bu durumda da Bitcoin'e şimdi bakıyoruz. Maliyetler artmış. Değil mi? Yani tabii ki kimse zararına satmıyor, karlı satıyor madenciler ama maliyetler artmış vaziyette, talep artıyor. Talep artmaya da devam edecek gibi görünüyor. Özellikle kurumsaldan gelen talep ETF'lerin onaylanmasıyla. Bu arada ben bir Bitcoin maksimalistiyim. Yani her ne kadar Forex piyasalarından temelli olsam ve yani 10 küsür yıldır bu işi yapıyor olsam da hisse senedi ve Forex, son 4 yıldır portföyümü %60'dan fazlasını kripto paralarda oluşturuyorum. Bundan da pişman değilim açıkçası. Bazen benim bir Avrupalı, Amerikalı arkadaşlarım Amerika'ya gittiğimde diyorlar ki yani sen ne yapıyorsun? Çok bu tabii ki herkesin kendi risk algısıyla alakalı bir şey. Evet, portföyü burada yönetmek çok önemli. Riskinizi yönetmek en önemli şeylerden biri. Zarar kes noktasını bilmek. Evet, ben mesela birçok hani amatör kendini niteleyen yatırımcının aksine hiç zararda pozisyon neredeyse taşımam. Hemen kol kes tabir edilen şekilde zararı kapatır çıkarım. Ama kardaki pozisyonları da çok iyi taşırım. Evet, zaten kârda cebe yakışır diyeyim. Kâr cebe yakışır derim ama yani genelde ben kârda pozisyonları taşımayı çok seviyorum. Birçok insan kârı ya şey yapıyor maalesef yatırımcılar ya.
zarardaki pozisyonu ekleme yapıyor. Daha da büyütüyor zararını. Evet. Kârdaki pozisyonun da hemen yarısını, %75'inin satıp oradan kâr realize ediyor. Bunları birazcık daha böyle sistematik yapmak lazım. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Kesinlikle. Siz de kendinize bir yoğurt yiyişi belirlemelisiniz. Dediğim gibi Bitcoin'de maliyetler yukarı gittiği için, maliyetlerin üzerine talep de artacak gibi göründüğü için ve ahali de hazırda arttığı için Bitcoin'de yukarı doğru hareketler son derece makul görünüyor. Peki Bitcoin'le ilgili bitti mi efendim? Ethereum'a geçiyoruz o zaman. Bitcoin ile ilgili Efe Bulduk önemli noktaları da söyledi. O zaman şöyle Ethereum'la devam edelim. Bir günlük destek direnç noktasını gösteren grafiğimizle birlikte Efe Bulduk'un yorumlarını alalım. Tamam ama izleyiciler son gösterdiğim Bitcoin grafiğini unutmasınlar. Evet. Bakın eğer o grafik çalışırsa bu benim yakaladığım fraktal oturursa bu herhalde ilk televizyon falan olabilirsiniz dünyada bunu gösteren. Öyle. Gerçekten çok sükseli bir hareket olur. Yayınları döndürüp gösterebiliriz. Çünkü olma ihtimali de bu arada ciddi olarak var. Yani şaka yapmıyorum. Gerçekten çok ciddi orada bir potansiyel görüyorum. Peki. Şimdi Ethereum'a döndüğümüzde Ethereum'da biliyorsunuz piyasanın en büyük ikinci yatırım aracı kripto piyasalarında bakıyorsunuz ve ben de portföyümün bir kısmını şey gibi ayarlamıştım ben işte %30'a %30 gibi ayarlamışken birazcık daha Ethereum'a kaydırdım bir %8 gibi falan. O yüzden Ethereum'u anlamak da benim açımdan önemli. Şimdi günlük Ethereum grafiğine baktığımızda yukarıda bu arada ben bu sefer çok yoğundum önüme alamadım grafikleri buradan da çok net göremiyorum. Şöyle ama. Ekranımıza da yansıyor dilersen. Evet, buradan Ethereum'a baktığımızda 3577 seviyesinin ciddi bir direnç olduğunu görüyoruz. Şimdi birçok kişi buradan sonra risk almak istemeyecektir. Ben kendi duruşumu söyleyeyim önce. Çünkü genelde yatırımcılar şeyden çok yakınıyorlar bana. Ya bir şeyler anlatıyorlar ama hep iki yönlü yorumlar. Hep iki yönlü olması çok gerçekten yıpratıcı izleyenler açısından. Şimdi iki yönlü yorum yapmak sağlıklıdır. Çünkü aşağı ve yukarı gittiğinde bir A planınız, B planınız olur. Ama ve lakin kendi fikrinizi de söylemeniz lazım. Yoksa doğru. Çevir kazı yanmasın tutumu pek benim hoşuma giden bir şey değil. Şimdi benim beklentim Ethereum'da son derece güçlü, yukarı doğru tepkisel bir alım gelmesi yönünde. Buraya baktığımızda normal bir teknik analizde Bitcoin'de 3577 seviyelerinin güçlü direnç olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Aşağıda alım yapmak için çok 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 güvenli ticaret yapıyorsanız 3000 seviyeleri çok güçlü. Hem psikolojik destek hem de alıcı yoğun bölgeler olarak karşımızda. Onun haricinde sağ X ekseni diye tabir edeceğimiz eksende gördüğünüz 3427-3300 noktaları da ayrı ayrı her biri destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki grafiğe geçelim lütfen. Evet, bir sonraki grafiğimizi Ethereum, Bitcoin günlük destek direnç noktaları birbirine paralel hareketler evet. mi? Şöyle yapıyorum, her analizi öncelikle Bitcoin ne karşı nasıl fiyatlanıyor bu kripto para ve işte aylık, haftalık. Genelde ben 3 günlük, 8 saatlik, 4 saatlik diye ilerletiyorum. Sonra saatliğe geliyorum. Scalp ya da day trade yapmayacaksan bu şekilde gidiyor. Ama Bitcoin'le başlıyorum. Yani Bitcoin'e karşı nasıl bir parası var? Hani her biz şey yapıyoruz ya, dolara karşı ne kadar param değerlendi, maaşım kesinlikle. Dolara ne halde gibi. Burada önce Bitcoin'e bakıyorum. Burada şimdi Bitcoin'in Ethereum'la nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada da 0.076 Bitcoin'e tekamül ediyor bir Ethereum ve buradan dönmesini bekliyor birçok yatırımcı. Ben açıkçası buradan gelecek tepkisel bir alımın bu noktayı da birkaç red yedikten sonra yukarı doğru kırabileceğini düşünüyorum. Aşağıda destek noktası da elinizde Bitcoin varsa siz mesela dolarınız yok. Bitcoin'le yatırım yapıyorsunuz ve Bitcoin'inizi arttırmaya çalışıyorsunuz. Yani Bitcoin maksimalistisiniz. Nasıl ki Ethereum dolar ticker'ıyla paritesinde işlem yapabiliyorsanız Bitcoin Ethereum'da da yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla aşağıdaki 0.07 seviyesi son derece önemli bir alım noktası gibi görünüyor Bitcoin'le işlem yapanlar için. Şimdi 10. grafiğe geçebiliriz. Ve 10. grafiğimiz ise Ethereum borsa rezervleri. Evet, değil kesinlikle. Mi? Şimdi ben birçok kuruma, kuruluşa fikir veriyorum kripto parayla alakalı. Burada işte ne yapıyoruz? Bir temel analiz yapıyoruz. Temel analiz de işte haberleri, sosyal medya sentimentlerini, sosyal medyadaki hava ne alemde ona bakıyoruz. Makro dengelere bakıyoruz. Teknik analiz yapıyoruz. Bir de onun üzerine kripto paralara özel olmak koşuluyla blockchain, chain analizi yapıyoruz. Chain sentiment analizi yapıyoruz. Bu neden? Bütün çünkü alım, satım, her şey
zincirlere yazılıyor. Ve biz bu zincirlere bunu okuyup görebiliyoruz. Aynı zamanda borsalardaki rezerv de yazılıyor. Şimdi ekrana yansıyan grafikte gördüğünüz, benim kırmızıyla işaretlediğim, Ethereum'un en büyük rezervi olan borsalardan biri olan Bitfinex'teki rezerv. Hı. Şimdi bakın, kırmızıyla olan ok rezervin azaldığını gösteriyor. Hı. Yeşil de fiyat, aşağıdaki fiyat. Fiyat artıyor. Rezerv azalıyor. Bakın ters korelasyonu görebiliyor musunuz? Yani burada neredeyse kozaliti, nedensellik var. Evet. Birebir örtüşüyor gibi. Peki bu neden? Yani Efe bize ne anlatıyorsun? Çıktın karşımıza kafamızı karıştırıyorsun demeyin lütfen. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Borsada eğer ki Ethereum kalmazsa satılacak bir mal kalmaz. Dolayısıyla fiyat baskılanamaz. Evet. Fiyat çıktığı zaman ne yapıyorlar adamlar? Kar realize ediyor ya da kadınlar. Kar realize etmek için satıyorlar. Hı hı. Sattıkça ne oluyor? Baskılıyorsunuz fiyatı. Bu bir. Yani fiyatı baskılayacak bir şey yok, stok yok. Evet. İkincisi de insanlar istediği zaman o insanların talebini karşılayacak bir şey kalmıyor elinizde. Az önceki su örneği gibi. Hı hı. Dolayısıyla bu fiyatı yukarı çekmek için çok temel, çok basit bir on-chain analiziyle bize bir şey veriyor. Bakın. 3 tane düşüş çizdim ekrana. 3 tane, 3'ü de birebir yükseliş dalgalarıyla örtüşüyor. Evet. Ve bu Eylül ayından beri oluyor. Sadece Bitfinex borsasına bakıyoruz. Bir sonraki grafiğe geçelim lütfen. Hemen sonraki grafiğimize. Şimdi buradaki ters korelasyon başlamış hatta değil mi? Evet. Bir önceki gibi mesela fazla ürün varken tam tersi. Aynen, rezervlerdeki. Evet. Yarı yarıya düşmüş evet, Özlem. Evet, yani 10. şey slide'daki baktık rezerve. Bitfinex'te 5 milyon tane Ethereum varken yaklaşık. Yarı yarıya düşmüş. Hı. Şimdi Kraken borsasına bakıyoruz. Kraken de batılı bir borsa. Bu işte çok hani Avrupalı, özellikle Amerika, Kanadalı ve Avrupalıların sevdiği bir borsa. Ethereum dominant işlemler yapılıyor orada da. Bakıyorsunuz 2,5 milyondan 2 milyona kadar gerilemiş. Yine birebir neredeyse nedensellik var. Düştükçe yeşille yani şey, rezerv düşüyor, fiyat yükseliyor. Rezerv düşüyor, fiyat yükseliyor. Bir sonrakine geçelim lütfen. Evet, dünya... bu da son sanıyorum 12. Diğer. Aynen öyle. Burada da ters korelasyonlar evet, da zaman zaman oluşmuş. Evet, burada bu da Binance'teki rezervler. Burada 5.2 milyon Ethereum varmış. Pardon, ben bunu paylaştığım zaman bana şöyle dediler ya, işte bu Koreli bir enstitüyle paylaştım, firmayla. Ya bak burada yok. Hayır dedim, burada da var aslında, siz görmüyorsunuz. Burada neden birebir ters korelasyon çalışmıyor? Çünkü şu yüzden, Ethereum'un stake diye bir özelliği var. Yani bankaya siz paranızı yatırıyorsunuz gibi, mevduat yatırma işlemi gibi düşünebiliriz. Ethereum'da baktığınızda bir stake hizmeti veriyor. Dolayısıyla stake ettiğiniz aslında Ethereum'ları direkt piyasada satarak kullanamıyorsunuz. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü işte... Eğer ki Ethereum 2.0'a kilitlemek isterseniz orada bir belli bir miktar 30 küsür Ethereum kilitlemeniz gerekiyor. Herkesin de 30 küsür Ethereum'u yok. Bu küçük yatırımcılar Binance'de kilitliyor ama baktığınız zaman Ağustos'ta da bir fiyat yükselişi olmuş. Binance'de de rezervler azalmış gibi görünüyor. Ethereum'la ilgili yorumları detaylarıyla, grafikleriyle Efe Bulduk'tan aldık. Geçiyoruz Solana'ya. Şimdi bir 3-4 dakikalık süremiz kaldı Efe. Şöyle hem Haziran hem de güncel iki tane slide'ın var Solana'yla ilgili. Evet. Geçtiğimiz hafta 70-80 dolar aralığındaydı. Beklentilerini aktardın. Bu hafta bakıyoruz 110 dolar mı hala evet. Seviyesi? Şimdi bir de şu hikayeyi dinleyelim. Şöyle bir hikayemiz var Solana'da. Ben arada... Bu sosyal medya fenomenlerinin, ben kendimi çok fenomen gibi addetmiyorum, şeyi vardır, çok ünlüdür, roket atmaları, ateş koymaları, işte XRP yazar, roket koyarlar. Yani ben bununla dalga geçmek için 15 Haziran'dı sanırım bir video çektim. Roketsiz altcoin partisi diye insanlardan çok talep gelince çok da izlendi, böyle binlerce insan izledi. Orada ben demiştim ki, bakın bu Solana bu seviyelerden alınır. Yani 39... Ben bu arada şunu da söyleyeyim takip edenlere, bütün alımları parçalı yapıyorum. Yani bunu da... Tek bir blokta alım yok. Tek bir blokta alım yapmıyorum. Yani nereden öğrendin dersen, işte ilk bu işlere başladığımda Jesse Livermore'un hayat hikayesini okuyordum. Baktım ki o da alıyor, izlerim diyor. Alırım, izlerim piyasayı. Benzer mantıkla ben de hareket ediyorum. Piyasanın hem verdiği anlık tepkilere bakıyorum, eğer ki hacimsiz bir yerde işlem yapıyorsam vesaire. Şimdi bakıyoruz burada dört parçalı bir alım yapmışız. O zaman ben bunu söylediğimde fiyat üstündeymiş, aşağı doğru geldi ve hepsi çalıştı. Ve 120 dolara kadar gitti. Bir sonraki slide'a geçelim lütfen. Evet, bu da son slide'ımız 13 numara Solana. Evet, bu da sizin programa geldiğimizdeki slide. Sizin programa geldiğimizde o maviyle işaretlenmiş 82 dolar 60 cent seviyesindeydi. Yani
tutarlılık açısından çok önemli. Hmm. İşte 15 Haziran'da da demişiz alın diye, sizin programda da demişiz. Siz mesela özlem olarak gidip de almış olsaydınız 82 dolardan 120 dolar seviyesi görülmüştü. Şimdi buradan sonra ne olacak? Önemli kısım o. Bana da şey var, sistem var ve bulduktan. Aldın mı diye yokluyorsun. Almadım değil mi? İyi yapmışsınız. Buradan sonra ne olacak? Biraz onu konuşalım. Buradan sonra şu olacak. Eğer ki burada bir siyah kuğu olayı yaşanmazsa, evet, ki yaşanacağını ben düşünmüyorum, yukarıda yönde gitmesi. Bir şey daha soracağım parantez açıp, burası sence bir kar satışı, sert bir kar satışı getirir mi bu nokta? Çünkü 50 dolar, 80 dolar, şimdi 100 küsür dolar bir kar yani. Solana'da evet. Değil mi? Solana'da yani evet. Bu seviyeler alım için bir fırsat mı? Aynen. Bence beklemek gerekir mi diyorsun? Solana'da evet. Çünkü hızlıca onları konuşup Solana NFT, bu non-fungible token dediğimiz dijital art yüzünden çok gelişti. Şimdi Solana artık biraz hype'ını, o heyecanını yitirdi. Nereye gidecek? Cardano'ya, Polkadot'a gidecek. Dot adayı çok iyi izlemek gerekir. Özellikle bakın, geçen programda Solana'yı söyledin. Evet. Bu programda da adayı söylüyorum. Ada bugün ya da yarın çok ciddi bir hareket yapacak. Aşağı yönlü olması da muhtemel hareketin. Falcılık yapmak istemiyorum ama ben yukarı yönlü bir hareket bekliyorum ve orada 3,5 dolar seviyeleri olacak hedef. Şu anki fiyat nedir? Şu an sanırım 2,70 civarı, yani yanıltmak istemiyorum. Hemen bakayım fiyatını. 2,50-2,70 civarları arasında galiba. Evet. 2,82. Evet. Dolayısıyla orada nereden aksanız bir 1 dolara yakın bir kar beklemek çok mantıksız olmayacaktır. Ama dediğim gibi burada riskleri parçalı almak önemli. Alımları parçalı yapmak son derece önemli. İşte Serum likiditeyi çekti piyasadan. Evet. Neden çektin? NFT'ler yüzünden. İsterseniz 30 saniye hızlıca anlatırım nedenini. Sonra oradan artık para Ethereum'a, Polkadot'a ve Cardano'ya kayacak. Daha sonra da Polkadot üzerinde çalışan, merkeziyetsiz finansa, Cardano üzerinde çalışan, merkeziyetsiz finans ADAX'a gibi kayacak. ADA'dan sonra da bir sonraki alımlar AVAX'a gelecek. Efe, özellikle son dediklerin süper oldu. Çünkü birbirleri arasındaki bağlantıları da bilmediğimiz için aslında fırsatın nereye kaydığını da kripto dünyasında görmek mümkün olmuyor. O yüzden son söylediklerin özellikle yani birbiri arasında bu bağlantılı kripto dünyasını aslında daha iyi analiz edip risklerimizi de ona göre almamız gerekiyor. Efe Bulduk, çok teşekkür ediyorum tekrar değerli yorum ve katkıların için. Önümüzdeki haftanın da sözünü aldık Efe Bulduk'tan. Daha farklı o zaman NFT değilim. Konuşalım. NFT konuşamadık. Kızacaklar şimdi takip edenler. Büyük ihtimalle, ama NFT'nin sözünü de haftaya verelim. Maalesef süremiz burada son buluyor efendim. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Borsa İstanbul performansını dinleyeceğiz. Özellikle bu yukarıya doğru 1450'nin üzerinde kalıcılık gösteren BIST 100 endeksi ve BIST 100'ün dışında kalan sektör ya da hisselerde neler ön plana çıkıyor. Biraz daha küçük yatırımcının aslında beklentilerini bizlere aktaracak Dinamik Menkul Derler yatırım danışmanı Erkan Kabapelit. Erkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Özlem Hanım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Birlikte güzel yayın olsun. Şöyle Borsa İstanbul'da aslında 1-2 dakika sonra kapanacak. Sonrasında tabii ki devam edeceğiz. Hem şöyle günlük yorumları alalım hem de nasıl bir görüntü hakim. Sanki bir pozitiflik var, ancak rally havasını mı değil mi, kar satışları da derinleşir mi, sizden dinleyelim. Evet. Tabii ki sabah açılışında vadeli işlemler, opsiyon piyasasında endeks vadeli kontratta iyi bir performans vardı Özlem Hanım. Tabii ki bu iyi performans belli bir noktada kendisini birazcık daha stabilite etti ve sonrasında günün ortasına doğru, öğleden sonraya doğru negatif tarafa geçti. Endeks 100 tarafında 3 puanlık bir artışla başladı. Hala bu seviyelerini koruyor. Bazen aşağı tarafta denemeleri oldu, aşağı kayma tarafında denemeleri oldu. Ancak geneline baktığımızda endeksin, tabii ki birazcık daha detay vermek isterim ama şimdi süre anlamında gidemem. Geneline baktığımızda BIST 100 dışı hisselerin performansı endeksi bir noktada tutuyor. Çünkü endeks 30 negatif seviyede, 100 endeksi pozitif seviyede. Yani endeks 30 dışı kağıtların endeksi yukarıda tuttuğunu görüyoruz bu anlamda. Tabii ki burada baktığımızda belli başlı kağıtlar var.
ve endeksler var. Onlar mesela turizm tarafı önemli bugün. Turizm ve ulaştırma tarafı ve iletişim tarafı birazcık piyasayı yukarıda tutuyor. Bunun dışında tabii ki ana kağıtlar dediğimiz bankacılık endeksi, holding tarafı, sanayi tarafı çok güçlü olmamakla birlikte yine de işlem geçiyor. İşlem hacimleri yine bu kağıtlar üzerinde yoğunlaşmış durumda. Burada bir noktalı virgül 1474'ten de günü tamamlayalım. BIST 100 endeksinde %0,14'lük oranındaki yükselişle kapanış gerçekleşiyor. Evet, Borsa İstanbul'u kapattık. Pozitif bir görüntü ancak yatay pozitife yakın. Hacim tarafında da güçlü olmadığını görüyoruz ve Erkan Kapabilit'e tekrar sözü bırakıyoruz efendim. Diğer endekslerdeki görüntü ise yatay negatifliği işaret ediyor. Erkan Bey, şimdi sektörler üzerinde özellikle güçlü performans sergiler mi sergilemez mi çok kafa karışıyor. Çünkü ciddi yükseliş sergileyen sektörler de var ama hala da sanki gidilecek yolları da var. Biraz da isterseniz burayı derinleştirelim. Kurum olarak da hangi portföylerde biraz daha nasıl diyeyim radarınıza takılan portföyleri aslında dinlemek isteriz. Evet, şimdi öncelikle endeksin haftanın ikinci işlem gününü pozitif tarafta kapattı ama yataya yakın bir pozitifte kapattı. 1474. Şimdi bu bant üzerinde kaldığı sürece, yani 1464 desteğimiz üzerinde kaldığı sürece tabii ki yönümüz yukarı. 1464-61 birçok kurumun ve analistin önemli destek noktası, ki bizim için burası da iyi bir direnç noktasıydı. Buranın aşılması anlamında önemli hacimler gerekiyordu. Açıkçası bu hacimler sağlanamadı. Sadece hisse bazında birçok hissede pozitif tarafta, yani 70 hisseyle birlikte geçtik burayı, bu seviyeyi. Hacim anlamında çok ciddi hacimler görmedik maalesef. Bugün de hacimler oldukça düşük seviyede, yani 13-14 milyar seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Yani piyasa üzerindeki tedirginlik devam ediyor Özlem Hanım. Yani şöyle 16-17 milyarları bir türlü kıramadı son dönemlerde, özellikle Mart'tan sonraki seviyelerde. Bundan dolayı açıkçası 1500'ü 1511 gapini kapatabiliriz diyemiyoruz gönül rahatlığıyla. Mart 2022 2021 Mart 22'sindeki gap boşluğu oluştuğu bir 1511 seviyesinde. O gap boşluğuna doğru hareket etmesi gerekiyor normalde. Daha rahat işlemlerimize devam edelim diye, ama bunu tabii ki gönül rahatlığıyla söylemiyoruz biraz önce söylediğim gibi. Bunun için 1464 üzerinde kalması ve burayı taban yapması gerekiyor. Bunun için de tabii ki bazı endekslerin lokomotif olması gerekiyor. Şimdi endeks bazında baktığımızda şimdi 30 günlük geriye dönük bakarsak bankacılık endeksi %2,42 düzeyinde bu tırmanışa öncülük etmiş. Yani 1350'lerden gelen tırmanışa öncülük etmiş. 1350'li düzeylerde sinayi tarafta bir gelişim vardı tabii ki. Ancak bankacılığın son dönemdeki katkısı bir miktar bazı noktalarda kar satışlarıyla karşılanıyor. Burada baktığımızda bu yıl başından bu zamana kadarki teknik anlamdaki performansında %13'lük hala bir iskontosu var bankacılık tarafının. Bunu bir miktar kapatmış gözüküyor ama henüz yolu var. Yani 2 lira en azından bankaların değerlenmesi, bütün bankaların 2'şer lira değerlenmesi olasılığı önemli. Tabii ki diğer taraftan baktığımızda sinayi tarafta ve holding tarafında 30 günlük performansta geride kalınmış gözüküyor. Bunları neden söylüyorum? Bankacılık, sinayi ve holding, bunlar endeksimizin ana kalemleri. Evet. Ondan dolayı bunlara bakıyorum. Yıllık bazda ise sinayi %4 tarafta geride kalmış yıllık bazda. Bir de holdingler %4, sinayi tarafta da %9,7'lik bir yukarı yönlü performans var. Yani küçük yatırımcının burada hangi hisselerde orta uzun vadeli performansta portföyünü donatması gerekiyor diye düşünürsek, sinayi bu yıl başından bu zamana kadar %9,7'lik bir gelişim sağlamış. Bankacılık tarafı %13,4'lük geride kalmış. Bu anlamda söylediğim gibi bankacılığın 2'şer lira değerlenmesini hedefliyorsak burada bankacılık tarafında portföylerde kısa vadeli geri çekilmeleri baz almadan ellerinde tutabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki burada sinayi tarafta özellikle Ereğli gibi bir kağıdımız var ki kar açıklamasından sonra geri çekilmiş. Evet.
Yani 18 liralardaki bir ereliyle almamak olmaz tabii ki. Portföyde bu kağıdı da ve Kardemir'de gibi önemli bir kağıdı da barındırmak değer katacaktır. Çünkü hedef değerleri gerçekten çok yukarılarda. Ama evet, tabii ki burada şunun da, çok özür dilerim, altını çizeyim. Hacimsel anlamda söylediğim katkı çok önemli. Burada yabancı yatırımcının son dönemdeki 20 Ağustos haftasındaki 207 milyon dolarlık katkısı, Ağustos'un genelinde 453 milyon dolarlık hisse tarafındaki katkısı hacimsel anlamda bir destek sağlamamış gibi gözüküyor. Zaten takas oranına baktığımızda hala %42 noktalarında duruyoruz yabancı takas oranında. Dolayısıyla burada topyekun bir hareket gerekiyor ki performans doğrudan yukarı gitsin diye. Belki 1464 seviyeleri tekrar aşağı yönlü denenebilir. Bu da gayet normaldir. Aşağı yönde şundan dolayı denenebilir. 22 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1444 noktasında birazcık daha oluşuyor. Buralara kadar geri çekilmeler gayet normal görülebilir. 1444'te de önemli bir destek vardır. Buralardan güç alıp tekrar tırmanışlar gelebilir diye düşünüyorum endeks bazında. Kısa vadede biraz daha hareketlilik olabilir dedik. Erkan Bey, evet, şöyle bir dakikalık bir de ben kur yorumu almak istiyorum. Kurum olarak beklentiniz nedir? Özellikle 8.28 seviyeleri de bugün test eden bir kur. Evet, şimdi 8.50 bandının altına kaydık. Ağustos 20'den sonra 8.50'nin altında fiyatlamaya başlamıştı. Özellikle hareketli ortalamalarımız da bunun altına kaymaya, yani 8.52 noktalarında oluşmuştu. Bunun altına kaymaya başladı. Dolayısıyla 8.50 altında kaldığı sürece 8.27 desteği çok önemli bir destek. Bu desteğin altına çok uzun süredir geçemiyoruz. En son 6. ayda görmüştük 8.27 desteğini. Bu desteğin altına kayarsa eğer 8.02 desteğimiz çalışacaktır. Önemli. Ancak buraya gidebilmesi için önemli katalizör haberler lazım. Bir haber akışı, bir yorum lazım. Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte bir faiz kararı olacak 23 Eylül'de. Belki bu biraz etki edebilir ama önümüzde de tarım dışı istihdam verisi var. Tekrardan dolar endeksinin 93 seviyesinden majör şekilde uzaklaşmadığı düşünüldüğünde, evet, 8.27 üzerinde kalındıkça tekrar hedef 8.50 noktası olabilir diye düşünüyorum Özlem Hanım. Erkan Bey, çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Biz teşekkür ederiz. Erkan Kabapelit, Dinamik Menkul Değerler Yatırım Danışmanı'ndan hem Borsa İstanbul performansını, kur beklentilerini ve portföydeki özellikle sektörle ilgili yorumlarını aldık. Şimdi biraz da piyasadaki hareketliğe bakalım. Fındık ve açıklanan fındık fiyatları ile ilgili yorumları alacağız. Bakalım üretici, tüketici bu aşamadan memnun mu? İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Sayın Çetin Topaloğlu bizlerle birlikte. Çetin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi bugün özellikle ilk fındık alım töreni Sakarya'da gerçekleşti ve bu törende konuşan Sayın Ahmet Güldal, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü, 2021 yılındaki alım fiyatlarında %50 sağlam iç fındık esasına göre bir fiyat belirlendi. Giresun kalite fındık için kilosun 27 lira, işte Levant kalite için 26 lira 50 kuruş gibi bir fiyat ve Sivri kalite fındık kilosu için ise 25 lira 25 TL 5 kuruşluk bir alım fiyatları belirlendi. Siz nasıl buldunuz? Hem şöyle biraz törenle ilgili yorum alalım hem de bu açıklanan fiyatlar tatmin edici noktada mı alım satım tarafında? Şimdi öncelikle tabii TMO'nun piyasada olması hem üretici anlamında hem de sanayici ve ihracatçı anlamında bir güven teşkil ediyor. Verilen fiyatlar geçtiğimiz seneyle kıyasladığımız zaman 22 lira Levant kalite, 22,5 lira da Giresun kalite için verilen fiyat vardı. Bu sene %20 gibi bir artış yapıldı. 26,5 ve 27 sizin de telaffuz ettiğiniz şekilde. Açıkçası piyasayı dengede tutacak bir rakam. Daha büyük, daha üst rakamlar da telaffuz ediliyordu. Daha üst rakamlar gerçekleşseydi bu sefer ihracat anlamında, satış anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşanabilecekti. Düşük rakamda bu sefer üreticiyi memnun etmeyecekti. Üretici de bu seneyi bu şekilde geçerdi belki ama önümüzdeki sene ürününe gerekli hassasiyeti göstermeyip, çünkü para kazanamayınca takdir edersiniz ki bahçesiyle, fındıkla bakım yapmayacaktı. Randıman düşecekti. Açıkçası tam böyle
çok ciddi bıçak sırtı güzel bir fiyat açıklandı. Piyasada da olumlu tepkiler vardı. Sadece işte bugün 1 Eylül'ü resmi olarak alım yapmaya başladı TMO. Ondan dolayı piyasada biraz gerileme oldu. 27 mesela Giresun, ben önümüzdeki geçtiğimiz hafta Giresun'daydım. 27'den 25 liraya kadar düşmüştü kabuklu fındık. Evet. TMO'nun resmi olarak alım yapması bekleniyordu. Bugün itibariyle zaten TMO'nun bu törenden sonra Sayın Müdür'ün de açıklamalarından sonra olumlu seyir hemen kendini gösterdi ve fındık fiyatı yukarılara doğru gitmeye başladı. Peki şöyle Çetin Bey, biraz da fındıktaki rekolteye de değinecek olursak, 2019'dan bu yana rekolte ne oldu? 2021 yılında beklenti ne civarda olacak? 2022 yılındaki özellikle varsa revizeler, beklentiler, bunu da paylaşmanızı isteriz. Tabii. Şimdi 2019 sezonunda 776 bin ton gibi bir kabuklu fındık rekoltesi gerçekleşti. Bu fındık tarihinin gördüğü en yüksek rekoltelerden bir tanesiydi. Geçtiğimiz sene 2020 sezonunda 665 bin ton olarak bir rekolte gerçekleşti. Bu senede şimdi iki farklı rekolte tahmini yapıldı. Daha hala hani biz daha çuvala fındık girmeden tam tabii rakam bilme, görme şansımız yok. Ama yapılan tahminlerde 670 bin Tarım Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda 710 bin tonda İhracatçılar Birliği'nin yaptığı çalışmalarda yaptıkları tahmin var. Açıkçası yani biz biraz daha üreticiye de yakın olarak konuşayım. Sahayı da geziyoruz sürekli. 700 bin biraz üzerinde bir fındık gerçekleşir diye tahmin ediyoruz. Fakat burada göz ardı etmememiz gereken bir durum var. O da üreticinin ve bir kısım sanayicinin elindeki stok, devreden fındık var. Bunun da 50-60 bin ton civarında olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla hani biz 720 bin gibi bir tahmin rekolte olursa eldeki bu devirle beraber de 800 bin tona yakın bir fındık oluşacaktır. Dolayısıyla bu hem dış pazarı ve de iç pazardaki tüketimi de çok rahatlıkla karşılayacak bir rakam. Tabii burada bir parantez açarak söylüyorum. İtalya'da çok ciddi bir rekolte düşüklüğü bekleniyor. Onlar da geçen sene 128 bin ton civarında bir fındık gerçekleşti. Bu sene 50 binlerden bahsediyorlar. Bu da tabii bizim elimizdeki fındığın bu devirle beraber pazarda karşılık bulacağını bize ve fındığın da fiyatının İtalya'da olmaması sebebiyle çok düşmeyeceğini açıkçası gösteriyor. Peki Çetin Bey, özellikle şimdi bir tarafı Türkiye için önemli ihracat, özellikle fındık üretimi, ihracatı çok önemli ölçüde destekleyen ürünlerin başında geliyor. Nasıl rakamlara ulaştık? Özellikle bu pandemi öncesi ve sonrası, şimdi tüketimle birlikte 2019'dan bu yana var mıdır böyle majör bir değişim? Şimdi tabii 2020 pandemi bizim için açıkçası rekorların senesi oldu. Çünkü insanlar evlerindeydi. Malum bütün gıda ürünlerinde olduğu için, olduğu gibi fındıkta da bir yükselme oldu. 343 bin ton Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. İç fındık 343 bin ton. Biraz önce rekolte fiyatlarını kabuklu fındık üzerinden söyledim. 343 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleşti. Hı hı. 2019 senesinde ise 269 bin tondu bu rakam. Bu geçtiğimiz 2021 senesinde 290 bin ton ihracat gerçekleşti. Şimdi tabii geçen seneye göre bir düşüş var. Hı hı. Ama biz geçen seneyi standartın dışında gördüğümüz için açıkçası çok dikkate alma taraftarı değiliz. Çünkü hani hiç olmayacak bir şey. Bütün dünyayı evine hapsetti. O arada işte biz pandemiden Mart ayı gibi etkilendik. İtalya ve diğer bizim rakibimiz olan ülkeler Aralık, Ocak gibi pandemi sürecini yaşamaya başlamışlardı. Onlara olan talebin de bize kaymasıyla böyle yüksek bir ihracat rakamına ulaştık. Fakat bu seneden açıkçası umutluyuz. Niye umutluyuz? Bir kere zaten bir 3 milyar dolar ihracat hedefi var koyulan. Zaten fındığın %20 bir zaten kabuklu fındığın artış var. İtalya'daki rekolte azlığını da hesaba katarsak biz 3 milyarı sanki üzerine biraz daha hani o hedefin de üzerine rahat geçeceğiz diye
hesap ediyoruz. Umuyoruz Çetin Bey. Hem iklim koşulları sizden yana olsun dileyelim, hem de üretim tarafında özellikle Allah güç kuvvet versin. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Sayın Çetin Topaloğlu da bizlerle birlikteydi. Böylece gün sonu burada noktalıyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra Stüdyo New York, Eda Özdemir sizlerle olacak.